Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Konuklarımıza da saygılar. Cemal Bey'e küçücük bir notum var. Açık yüreklilikle söylesin dedi. Cemal Bey beni hem ekranlardan hem parlamentodan tanır. O konuda Cemal Bey zerre kadar şüpheniz olmasın. Şüphem olmadığı için söyledim zaten. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Şimdi biraz geriye gitmek istiyorum Ece Hanım. Ben Sayın eski genel başkanımızı ya da kurucu genel başkanımızı AKP'nin kurulduğu yıllardan tanırım. O dönemde AKP içerisindeki siyasi yolculuğundan tanırım. Çünkü ben de aynı kulvardaydım. Sonra benim de onun da yolları ayrıldı. Sonra benim sürgün hayatım başladı. Ardından İYİ Parti'nin kurulma süreci söz konusu oldu. O dönemde ben sürgünde olduğum için partinin saflarına katılamadım. İYİ Parti ile ilgili şöyle bir değerlendirme yapayım. AKP kurulduğu günden bugüne kurulmuş ve parlamentoda grubu bulunan tek partidir İYİ Parti. Çok zor şartlar altında kurulmuştur. Hatalarıyla, sevaplarıyla bugün var olan ve var olmaya devam edecek ve umut olacak bir partidir. Öte yandan İYİ Parti kurulduğu günden bugüne AKP tek başına iktidara gelmemiştir ve bundan sonra da gelemeyecektir. Bu iki noktanın altını çizeyim. Şimdi geçtiğimiz dönemde siyasi hatalarımız oldu. Bunları hep konuştuk. Açık yüreklilikle bunları da itiraf ettik. Değerli katılımcılar zaman zaman başka programlarda da çok sert tonla da eleştirdiler. Hepsinin haklı gerekçeleri vardı. Saygıyla karşılıyorum ve bunlardan öğrendiğimiz şeyler var. Ama bizim için en çok öğrenilen süreç 31 Mart sürecidir. Toplum bize dedi ki yaptığınız politikadan, uygulamalardan lütfen gözden geçirin bu uygulamalarınızı. Çünkü biz sizi daha başka bir konumda görmek istiyoruz dedi. Biz size iktidar misyonu biçmek istiyoruz ama bunun için yapmanız gereken şeyler var dedi. Biz böyle algıladık. Ve zaten seçimden önce Sayın Akşener, kurucu genel başkanımız, ben eğer istenilen sonucu almazsam siyasetin sesiyle dahi uğraşmayacağım ve ayrılacağım dedi. Ve dediğini de yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve partimiz bir rehabilitasyon sürecine başladı, bir restorasyon sürecine başladı. Bir duruş, bir kimlik, bir karakter, yeni bir liderlik ve yeni bir liderle yoluna devam ediyor. Yeni bir yönetim yapısıyla. Ve bizler de canla başla çalışıyoruz. Topluma umut olmak, heyecan olmak ve topluma bir iktidar partisi olabilmek için ne gerekiyorsa onu göstermek ve o yolculuğu güçlü bir şekilde sürdürmek için gayret sarf ediyoruz. Şimdi bu fotoğrafa geri dönecek olursak, bu fotoğraftan bizim haberimiz yok. Yani bu fotoğrafın çekildiği anla ilgili bizim hiçbir bilgimiz yok. Ben bunu kendi adıma söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan öğrendim. Sonradan Sayın Genel Başkanımızla görüştüm. Yani Sayın Dervişoğlu ile görüştüm. Kendisine kısa bir bilgilendirme yapıldığını ve böyle bir toplantının olacağını kendisine bildirdiğini Sayın Akşener'in ifade etti. O kadar. Daha sonra da toplantı sonrasında Sayın Dervişoğlu yine Sayın Akşener'in kendisine kısa bir bilgi verdiğini, Türkiye'nin meselelerini konuştuk dediğini ifade etti. Parti olarak, kurumsal olarak bizim bu fotoğrafa ve bu görüşmeye dair tek bilgimiz budur. Onun dışında siz nasıl takip ediyorsanız süreci biz de o şekilde takip ediyoruz ve bazı basın yayın organlarında çıkan bir takım kulis bilgileri, kimi Sayın Akşener'e yakın çevrelere dayandırılarak yapılan haberler ve en son Burak Bey'in açıklamasına da geleceğim. Onlardan gelen bilgilere göre de biz süreci takip ediyoruz. Şunu net olarak söyleyeyim, partinin bir kurumsal kimliği vardır, yeni bir lideri vardır, yeni bir yol haritası vardır ve bu yol haritası tamamen Türkiye'yi bu ceberrut iktidardan kurtarmak ve AKP rejiminden kurtarmak, Türkiye'yi bu tek adam istibdat döneminden kurtarıp tekrar huzurlu, mutlu günlere taşımak için iktidar yolculuğu yapmaktır ve bunun için çalışıyoruz. Ama böyle bir süreçte ortaya çıkan bu tablo, samimiyetimle ifade edeyim ki bizi rahatsız etmiştir. Yani biz bu süreçte uğraşmak yerine, bakın bugün ben çiftçilerle beraberdim, sizinle uzun uzun tarımda yaşanan felaketi konuşmak isterdim. Gelelim Burak Akburak'ın açıklamasına. Burak Bey bizim milletvekilimizdir, sevdiğimiz de bir arkadaşımızdır. Ancak Burak Bey'in partimiz adına bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapma yetkisi yoktur. Parti adına yapmıyor, Meral Akşener adına yapıyor. Oraya geleceğim müsaadenizle. Bu açıklama Sayın Meral Akşener adına yapılmıştır. Ya da ben öyle anlıyorum ama bunun ne kadar gerçeği yansıttığını, bu bilginin Sayın Akşener'den bizzat iletilmek üzere mi verildiğini, çevresinden mi verildiğini bilmiyorum. Ben bu bilgileri sizden duydum ve bunu da doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Ben partinin grup başkan vekiliyim. Bu konuda konuşma yetkisine ve beyanat yapma yetkisine sahibim. Ama bu sürecin böyle çalışmasından rahatsız olduğumu ifade etmeliyim. Eğer bir açıklama yapılacaksa, bir değerlendirme yapılacaksa bu değerlendirmenin muhatabı Sayın Genel Başkanımızdır. Eğer bu görüşme alayla valayla İletişim Başkanlığı tarafından yapılmışsa, o İletişim Başkanlığı Türkiye'ye böyle bir görüşmenin olacağını duyurmuşsa toplantıdan sonra da nelerin olduğunu, nelerin konuşulduğunu ifade etmek durumundaydı. Orada da bir hatanın, bir yanlışın olduğunu vurgulamak istiyorum. Bizim bir yol haritamız var. Biz geçmiş dönemden ders aldık. Siyasi süreçte milletin bize vermiş olduğu mesajları son derece doğru bir şekilde okuduk. Samimi, iyi niyetli, vatansever bir duyguyla Türkiye'yi yeniden rahat bir düzleme oturtmak, demokratik bir hukuk devleti olması için, Türkiye'nin mutlu bir yolculuğa çıkabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Ahat Bey çok önemli bir şey söyledi. Onun altını çizmek istiyorum. Bu süreç belki de İYİ Parti için, orada biraz karamsar gibi gördüm kendisini ama İYİ Parti için belki de bir fırsat olacaktır dedi. Ben bu fırsatın daha büyük bir fırsat olduğunu altını çizmek istiyorum. Bizim bir kurumsal kimliğimiz var, bizim bir liderliğimiz var, bizim politikalarımız var, projelerimiz var ve kadromuz var. Hiç kimse kapalı kapılar ardından fısıltıyla mesaj vermeye çalışmasın. Peki size her iki tarafı da çok yakından tanıyan, yani hem Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin ilk zamanlarında Cumhurbaşkanı'nın hem doktoru hem yakın çalışma arkadaşı olarak hem de Akşener'in İYİ Parti'nin kurulmasıyla yakınında bulunmuş bir isim olarak izleniminizi, yani o toplantıda sizce Cumhurbaşkanı neye bakmıştır, neyi gündeme getirmiştir ya da zihninin arkasında ne vardır? Sayın Akşener'in istediği, arzuladığı, murad ettiği şey nedir? Bir de bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevi teklif edilirse, çünkü Burak Akburak'ın söylediği bakılır, değerlendirilir. Kısa bir süre içinde böyle bir şey görür müyüz biz? Yani bir devlette görev ve tanık olur muyuz? Böyle bir şeyi hiç dilemem ve temenni etmem ve beklemem ve ummam. Son derece yanlış bir süreç olur. Ancak Burak Bey'in açıklaması kendisini bağlar ama Burak Bey'i eğer birileri bir kulak ya da messenger, mesajcı olarak tayin ettiyse o da ayrı bir konu. Burada muhatap Sayın Genel Başkanımızdır. Ve kendisi geçtiğimiz akşam bir başka televizyon kanalında böyle bir şeye hiç ihtimal vermiyorum dedi. Hatta daha da ileriye giderek saray cephesinin böyle bir şeye cüret edeceğini tahmin etmiyorum dedi. Burada da bir anlamda Sayın Akşener'e olan güvenini vurguladı. Dolayısıyla böyle bir tercihin olmayacağını ümit ediyorum ve diliyorum. Ama olursa o zaman defterin bir başka sayfası açılır. Öte yandan bu fotoğrafın niye bu kadar alayla valayla verildiğinden emin değilim. Ama Sayın Akşener yakasında bir rozet olmadan gitmiştir o toplantıya. Tabiatıyla parti kimliğinden sıyrılarak gitmiştir. Nelerin konuşulduğunu bilmiyoruz. Nelerin değerlendirildiğini bilmiyoruz. Sadece Türkiye meseleleri konuşulmuştur dendi. Ama biz bu süreci orada yapılacak şeffaf ve net bir açıklamayla duymak isterdik. Sadece parti olarak biz değil, bütün Türkiye bunu böyle duymalıydı. Ben nasıl ki Sayın Cemal Bey az önce ifade etti, Özgür Özel'in Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından hiçbir açıklama yapılmamasını sert bir dille eleştirdiysem bu süreci de doğru kabul etmiyorum. Tekrar Ahat Bey'in yaptığı değerlendirmeye döneceğim. Bizim bir kurumsal kimliğimiz var, biz bir partiyiz ve burada hem iktidar yolculuğunu yaparken hem de aynı zamanda Türkiye'yi bu ceberrut anlayıştan kurtarmak istiyoruz. 22 yıllık AKP iktidarı bu ülkeye çok ağır faturalar ödetmiştir. Bu ülkeye 10 milyon kaçağı sokan AKP'dir. Bu ülkeyi gırtlağına kadar borca sokan AKP'dir. Demokratik kurum ve kuralları işlemez hale getiren AKP'dir. Yargıyı ayaklar altına alan AKP'dir. Toplumu kamplaştıran AKP'dir ve Türkiye'nin kaderini değiştiren AKP'dir. Behemehal bu iktidardan Türkiye'nin kurtulması ve bununla ilgili çaba harcanması her yurtseverin vazifesidir. Ben AKP ile İYİ Parti'yi bırakın aynı safta, aynı koridorda, aynı kulvarda dahi gösteren ya da düşünen bütün düşünceleri reddediyorum. Böyle bir şey olmaz ve olamaz. Ama bu arada açıkça şunu söyleyeceğim. Partimiz adına konuşmaya en yetkili olan Sayın Genel Başkanımızdır. Onun dışında partinin genel sekreteri vardır, grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları, tabii ki milletvekilleri gerekli değerlendirmeleri yapar. Ama sevgili Burak Akburak'ın mesaj alıp bunu sizlerle program öncesinde paylaşıyor olmasını ben asla tasvip etmedim ve doğru bulmadım. Bunu kamuoyuyla çıkar bir basın açıklaması yapar. Yanlış anlamayın, size niye verdi bu mesajı diye söylemiyorum. Siz gazetecisiniz ama ben kendi partimden bir ismin bu şekilde bir davranış içerisine girmesini hangi sahikli olursa olsun doğru bulmam. Parti adına bu konuda açıklama yapacak yetkili benim. Diğer grup başkan vekilidir, genel sekreterimizdir. Tabii ki en başta genel başkanımızdır. Eğer bir mesaj verilecekse bu genel başkanımıza direkt olarak verilmelidir. İYİ Parti'nin bir yol haritası vardır. Biz merkez siyaset yapacağız ama bizim milliyetçi bir kültürümüz var. Bu kültürün üstüne bina edilmiş, toplumun tamamını kucaklayan bir merkez anlayışla siyaset yapacağız ve göreceksiniz. Yaşanmış bütün bu handikaplara rağmen, bütün bu yanlışlıklara rağmen, süreçte karşımıza çıkan bütün engellere rağmen, yapılmış siyasi hatalara rağmen biz kendimize açtığımız yolla milletimize umut olmaya devam edeceğiz. Her kim bizim üzerimizden bir plan ve hesap yapmaya çalışıyorsa o planlar onların kucağında patlayacaktır. Peki.